Her gün diler. Akıl oyunu. Bu toprakların çocuğu olduğumuz için duygusallık her zaman bir adım önde. Akıldan önce kalbimizi ortaya koyup adım atıyoruz. Gara operasyonunda da böyle oldu. Eleştiri de destekte de yağdı. PKK ya da YPG benim için değişen bir şey yok. Örgütün adı hiç önemli değil. Bir ülkede ya da bölgede baş gösteren bir örgüt, atılan her adıma rağmen tahsiye gerçekleşmiyorsa, İşin arkasında yabancı istihbarat örgütleri vardır. Net. Sanırım Türkiye'den daha iyi bunun testini yapmış bir ülke yok. Biz bütün gelişmeleri, saldırıları, darbeleri, kalkışmaları, operasyonları, sahne alan tabela isimler üzerinden değerlendiriyoruz. Yanlış burada. 2016 yılında İngiltere Brexit diyerek Avrupa'dan ayrıldı, kendi yoluna gitti. Türkiye'de aynı yıl kalkışmayla sarsıldı, Ankara'da yeni bir yol buldu. NATO-ABD çizgisinde olan Türkiye eksen değiştirdi. Yaşadıkları bunu zorunlu kılmıştı. Aynı yıl Trump'ın da gelmesi bu yeni ekseni canlı tuttu. İpek yolu Londra'dan Ankara'ya uzandı. Dünya ve Türkiye hızla değişirken 1974'te kurulan bir terör örgütünü hala şablonlarla tartışmak hiç akılcı değildi. Öncelikle bir örgütün adı ne olursa olsun Türkiye gibi gücünü tarihten alan bir ülkeyi bölme şansı sıfır bile değildir, olamaz. Türkiye gibi gücünü tarihten alan bir ülkeyi bölme şansı sıfır bile değildir, olamaz. Mümkün de değil. Öncelikle PKK tanımı gibi Kürt ayrılık hareketi olsa bütün Kürtlerden destek alırdı. Alabildi mi? Hayır. Asla. Hatta koruculuk sistemiyle Kürtler bizzat sahada PKK ile savaştı. Yüzlerce yıldır iç içe yaşayan halklar buna izin de onayda vermez. Ancak bu örgüt eylemlerden sonra yabancı istihbarat güçleri tarafından ihale ile ele geçirildi. ABD'nin de, Fransa'nın da, Almanya'nın da, Rusya'nın da, İran'ın da, İtalya'nın da, Belçika'nın da PKK'sı vardı. PKK üzerinden Türkiye aslında koca bir ittifakla mücadele ediyordu. Türkiye ne zaman bölgesel güç olarak öne çıksa anında bu ittifak PKK içindeki farklı noktalardan düğmeye basıyordu. Kandil'in tepesinde bize karşı kurulmuş adeta küçük bir Birleşmiş Milletler merkezi vardı, sırda değildi. Mesela Avrupa aşı çalışmaları için ya da 5G ve 6G için 5 milyar euro ayırıyordu. Sanayilerinin ayakta kalması için petrol bölgelerinde olmak istemezler miydi? Elbette isterlerdi. PKK'nın desteklenmesi, Türkiye'nin zayıflaması amaçtı. PKK üzerinden petrol bölgesiyle komşu olmak isteyen bir Avrupa vardı. Türkiye küçülecek, onlar da PKK üzerinden ciddiye kadar egemenlik ve kontrol alanı oluşturacaklardı. Kapı açılıyordu çünkü. ABD'de tüm enerji yollarının kendi radarında olmasını istemekteydi. Rakipleri olan Çin ve Avrupa kontrolsüz güç haline gelmesin diye. Durum kabaca böyleydi. Türkiye askeriyle, silahıyla, sahada herkese dediğini yaptıracak kadar güçlü bir ülkeydi. Zaten bunu en iyi batı bilmekteydi. Azerbaycan'da gördüler, Gara'da gördüler. Ancak ABD ile Çin arasındaki savaşa bakıldığında adamlar başka motifler kullanmaktaydılar. Mesela Çin, sahra altında inanılmaz aktifti. Borç diplomasisiyle ülkeleri kendine bağlıyordu. Tıkır tıkır hem de. Güler yüzle geliyor, borç ve teknoloji sunuyor, sonra kendi vatandaşlarını getirerek sonuca koşuyordu. Kongo'da, Nijer'de, Zambiya'da, Etiyopya'da, Cibuti'de pek çok ülke borçla ele geçirilmekteydi. ABD ve Dünya Bankası'nın verdiği kredilerin toplamından fazla para harcıyorlardı. ABD de buna karşı şimdi akıl ve kalbe giden yollarla Çin'le mücadele etme kararı aldı. Hollywood, medya, sosyal medya, edebiyat, güzel sanatlar dahil. Önceki gün açıklanan rakamlara göre küresel borçlar salgında 24 trilyon dolar artarak 281.5 trilyon dolara yükseliyordu. Borçlu olanın emir alma ihtimalini tarih bize çok kez göstermişti. Birileri birilerinin emdiği sütü burnundan getirecekti. Bu borç bunun içinde. PKK ya da YPG. Avrupa ABD'nin İngiltere ve Çin'le yakınlaşan Türkiye'nin önünü kesmek için yol verdiği oluşumlardı. Şaşılacak bir şey de değildi bu. Gücü olan yapardı. Biz de aklımızı birleştirip yeni bir metotla yol almalıydık. Türkiye gerektiğinde her yerde gücünü gösterir. Savaşır, sonucu da alır. Ancak bir de şöyle bakalım. PKK ile mücadelede 100 milyar dolar harcandı mı? Harcandı. 30 bin terörist öldürüldü mü öldürüldü. Yani terörist başına 3 milyon 300 bin dolar paramız gitti mi gitti. Böyle pahalı bir mücadeleye bizi sürükleyenler birden fazla sonuç aldı mı almadı mı aldı. Hem zamanımız hem paramız hem canlarımız gitti. Bu nedenle saldırı nereden gelirse gelsin biz Orta Asya'da ve Afrika'da herkese inat olmalıyız, oyun kurmalıyız. Çünkü denge burada kuruluyor. Biz gücümüzü sınırımızdan ötede gösterirsek sorun küçülür ve coğrafya değişir. Bunu en iyi saldıranlar anlar. Ergün Diler Mahmut Övür Biden ve Gayri Nizami Harp Hazırlığı Irak ve Suriye'deki terör eksenli hareketlenmelere hatta Rusya'daki siyasi çalkantıya bakılırsa ABD Başkanı Biden'ın ekibi sahaya inmiş durumda. Türkiye açısından bunun işaretlerini eski Centcom komutanı Lloyd Austin'i, Savunma Bakanı, eski Suriye temsilcisi Brett McRae'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü olmasıyla gördük. Bu iki isim de DH aparatını kullanarak PKK-YPG terörünün önünü açan siyasetin kararlı uygulayıcılarıydı. Plan nasıl sahibi ise ABD derin devleti. Şimdi o devletin başında Demokrat Biden var. Türkiye'de ve dünyada birileri Biden'ın demokrasiye ve devletler arasında kurumsal ilişkiye ağırlık vereceğini bekleye dursun, onlar birçok yerde vekalet savaşlarını ve psikolojik harp unsurlarını harekete geçirdi bile. Hatırlarsanız daha önce de yazdım. Biden görevi devralmadan ABD derin devleti, o devletin nasıl bir yol haritası izleyeceğini anlatan gayri nizami harp tekniklerini yenilediğini açıkladı. O metinde aynen şöyle deniyor. Bakanlık tam da bu rekabet ortamında yenilikler yapmak zorundadır. Geleneksel muharebe gücümüzü yaratıcı bir şekilde proaktif, dinamik ve alışılmışın dışında gayri nizami harp yaklaşımlarıyla birleştirmeliyiz. Raporda ülke ismi yok ama yakın tarihimizden biliyoruz. ABD'nin 60'lardan itibaren darbe dahil bu ülkede gayri nizami harp yöntemiyle yapmadığı şey kalmadı. Son dönemde de zaten Türkiye'yi dizayn etmek için toplumsal kalkışmadan yolsuzluk operasyonlarına, FETÖ darbesinden PKK ve DAEŞ'li vekalet savaşlarına kadar her şeyi denedi. Hepsinde ABD izi vardı. DAEŞ yeniden canlandırılıyor. Şimdi bir kez daha ABD Türkiye ile hesaplaşmaya hazırlanıyor. Öyle olmasaydı Türkiye düşmanlığıyla tanınan Makri'yi bölgeyi karıştırmak için göndermezdi. Son 5 yılda Türkiye onlara rağmen hem DEAŞ'a hem de PKK'ya karşı çok başarılı bir mücadele verdi. Ancak bu ABD'nin işine gelmedi ki bugünlerde DAŞ'ı yeniden canlandırmaya, PKK ve YPG'ye silah ve mühimmat yığmaya devam ediyor. Hatta Deirizor'da yeni bir hava üssü kuruyor. Peki bütün bunları ABD niçin yapıyor ve kime karşı kullanacak? Başta Kürtler olmak üzere bölge haklarının iyiliği için yapmadığı çok açık. Tam tersine ABD uzun yıllar sürecek etnik ve bölgesel bir çatışmanın temellerini atıyor. İlk hedefte İran'dan çok Türkiye ve Kürt bölgesel yönetimi. Her bile birkaç yönden saldırı başladı bile. Bir yandan da ABD ve Fransa Suriye'de Barzani yanlısı Kürt örgütlerini PKK'ya yamamaya çalışıyor. Bu hazırlıkları yapan ABD'nin kara operasyonla ilgisiz kaldığını söylemek mümkün değil. ABD boşuna ilk açıklamasına eğer diye başlamadı o bir mesajdı. Türkiye'de uyan hücreler ve suikastlar. Bütün bunlar ABD'nin başta İdlib olmak üzere bölgeyi yeniden karıştıracağının işareti. Ama bununla da yetinmeyecekleri çok açık. Birçok uzmana göre ABD Suriye ve Irak'ta bölgeyi karıştıracak hazırlıklar yaparken Türkiye'yi siyasetini de ihmal etmiyor. Siyasi acenteleri yoluyla kutuplaşmayı derinleştirmek, uyan hücreleriyle suikastlar devreye sokmak, ekonomi tetikçileriyle kargaşa yaratmak, sosyal medya ve siber saldırılarla derin umutsuzluğa yol açmak, ABD'nin yeni gayri nizami harp yöntemleri olarak karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi Biden'ın gelişiyle bölgede kaosun işaretleri de gelmeye başladı. Sadece devletin değil, aydınların, yakın geçmişi bilen yurttaşların sivil toplum örgütlerinin duyarlı ve dikkatli olmalarına ihtiyacımız var. Mahmut Övür